Mehmet Bey, şunu soracağım size. Sezonun başlama ve bitme tarihi, önümüzdeki sezonun 2020 2021 sezonunun başlama ve bitme tarihi konusunda herhangi bir mutabakata varabildiniz mi dünkü toplantıda? Valla dünkü toplantı mutabakattan çünkü mutabakattan çok bir o amaçla toplandık zaten Görüş biraz alışverişi mi başkanla. oldu? Görüş alışverişi şöyle orada zaten federasyon başkanımız beni arayıp ilk tercihlerinin 15 Ağustos olduğunu bundan bir hafta kadar önce açıklamıştı. Gerekçe olarak biliyorsunuz oldukça önümüzde kısa bir süre var. Ve 34 maç oynanması gerekiyor minimumda. Doğru. En az 3 tane milli maç haftası bu Doğru. National League için gidiyor. Doğru. Hocamız bir tane daha mutlaka isteyecek ikinci devre için Şenol hocamız. Dolayısıyla Şenol hocanın yani milli takımın tercihinin bu özellikle ayın 3'ünde ve 6'sında oynanan Eylül ayındaki maçlara ile ilgili hazırlık olarak gitmek için erken başlaması olduğu söylendi. Biz kendi aramızda geçen hafta Kulüpler Birliği olarak uzun bir telekonferans yaptık, bu konuyu tartıştık. Kulüplerin çok büyük bir bölümü, tamamına yakın bir bölümü bunun hemen hemen imkansıza yakın olduğunu söyledi. Yani burada aynı zamanda yayıncı da tabii yayıncı kuruluşumuz BeIsports da Dijitürk'te bu konuda hassas haklı olarak. Onlar da neticede erken başlayan veya daha fazla zamana yayılan bir ligin kendileri için daha uygun olacağını söyledi. Ama dünkü toplantının ortasında Dijitürk geldi. Hani bu konuda görüşlerinin Ağustos ayının en sonuna kadar olması gerektiğini ama yani bunun ille de bir şart olmadığını söylediler. Eğer aksi bir Tabii karar çıkarsa Sayın da Başkan şey hani konusunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finali dışında Ağustos ayında herhangi bir gün ya da Eylül ayında makul yayıncı kuruluş açısından makul olacağı bilgisi herhalde iletildi değil mi? yani Dijitürk'ün temsilcileri Yusuf ve Saat katıldı, söylediler. Yani kaldığımız yeri söyleyeyim kısaca. Buyurun. Kaldığımız yer herhalde büyük bir ihtimal acaba ayın yani o şimdi bakın kulüpler niye şey ya bir transfer şimdi bakın bir kere herkes çok yorgun. Doğru. Göztepe olarak konuşayım. Benim hiçbir oyuncum şeye gitmedi. Ne derler? Ülkesine. İzmir'i terk etmedi. Tabii. Yani bu adamlar aylardır ailelerini görmediler. Doğru. Yani şeyi. Ondan sonra ikinci ya transfer yapmamız gerekiyor. Yani lig bitecek ayın 26'sında bir transfer sürecinin olması gerekiyor. Siz transfer Hoca sürecinde değiştirenler olacak. ne kadar çok acele ederseniz maliyeti size o kadar yüksek oluyor. Yani o ikinci sebep. Zaten daha henüz Covid'de nerede olduğumuz, gelecek sezonun seyircili mi nasıl başlayacağı üzerine de henüz olaylar nereye gittiği net değil. Dolayısıyla biz bunu ne kadar uzattıksak o kadar seyircili başlama ihtimalimiz artacak. Bu da başka bir realite. Bunları dün anlattık federasyona. Ama şu an gözüktüğü kadarıyla daha çok 30 yani 28 ile 28 Ağustos'la 12 Eylül çünkü zaten 3 ve 6'sında maç var. Bu iki olasılığın tartışıldığı bir toplantı oldu ama bu konuyla ilgili de karar verilmedi. Nihat Başkanımız Şenol Hoca ile bir daha konuşulacağını ve bizim görüşlerimizi anladığını ve bu konuda büyük bir ihtimal tekrar bir araya geleceğimizi tartıştık.